işte mikroplar antibiyotiklere direnç kazanıyormuş. Antibiyotiğin üstünlüğünü, bakterinin üstünlüğünü göstertir. Yani Allah demek ki çok mükemmel yaratmış ki bir antibiyotiğe direnç kazanabiliyor. Bir daha biliyorsun yine direnç kazanıyor. Ama milyonlarca yıldan beri bakteri bakteri olarak kalmış. Mesela kaya tabakalarına bakıyoruz. Bakteriler buluyoruz. Aynı bakteriler yine var, yine var, yine var, yine var. Sürekli başında da bakteri, sonunda da bakteri. Ama her zaman Allah bakterilerin yok olmaması için onlara bir direnç sistemi kurmuş. Bu evrim mi? Mesela ben de elimi sürekli bir yere vurursam nasırlaşır bir süre sonra. Elim evrim geçirmez. Allah'ın buraya kurduğu mükemmel mekanizma çalışıyor demektir. Ya bunun nasırlaşması bir mucizedir. Yani Allah onu korumak için bir sistem kurmuş. O bakterileri de korumak için Allah onun içine bir sistem yerleştirmiş. Hayvan o tip bir zehirde ya da ona benzer bir şeyde ona karşı direnç geliştiriyor. Ama her zaman bakteri olarak kalmış. Bakteriler bir süre sonra gökdelene dönmemiş. Yani gökdelen gibi bakteri görmüyoruz. Hep aynı kalmıştır. Yok işte o dönemde oksijen yoktu diyor. Oksijenin alası var. Nerede yoktu oksijen? Orada herkes sus pus kaldı. Evet. O devre ait kaya katmanlarında demir oksit var. Bu ne demektir? Oksijen var demektir. Kimi kandırıyorsunuz siz? Durumlar oradaki çocuklar nihayet herhalde lise öğrenci sandığım kadar. Ha, biyoloji hakkında bilgileri eksik olabilir. Tamam da Celal Hoca hiçbir şey bilmiyor. Yani ya, asıl yani o sorun orada yani. Evet, çok enteresan aynı kısma ben de denk geldim. Tabii, gerçekten beni de çok şaşırttı. Yani bir bilim adamının en azından yaklaşımının bu şekilde olmaması gerekiyor. Çıkmazların içinde kaldığı zaman saldırmakla hiçbir şey çözülmez ki. Hayır, saldırabilir de yani saldırması serbest yapabilir. Şov da yapabilir. Yani bunlar ortalığı renklendirir. Fakat demagoji yapıyor. Bilimsel geçerliği yok. Yani tek tek hepsinin net delilleri var ve net cevabı var. Gelsin konuşalım. Hepsini ispat edeyim, anlatayım. Mesela net yanlış sözlerinden bir tanesi oksijenle ilgili olan söz. Evet. Ya, o devre ait kaya parçaları var. Bir sürü. Bir tane iki tane değil yani. Getirsin, getir masanın üstüne koyayım. Demir oksit var. Ne demektir bu demir oksit? Oksijen var demektir. Bitti. Yani çoluk çocuğa orada esip savurmaktan olmaz orada gençlere.